Geveze Show. Virgin Radio. Virgin Radio. Virgin Radio. Ay, saat 8.19 Virgin Radio'dasınız ve hoş geldin Sinan, hoş Günaydın. Geldin Koray. Herkese nadım. Hayırdır? Selam Koray Bey, yine bir tatsız bir giriş. Yani tatsız matsız değilim. Aslında bundan sonra da hiçbir şey söylemeyeceğim, uyarmayacağım da insanları. Niye, ne oldu? Bilmiyorum ya. Yani biliyorsun son birkaç gündür bu tarım işiyle uğraşacağız. Uğraşamıyoruz. Evet. Yu tarım. Evet. Ondan sonra. Kişisel minik tarım çiftlikleri. Yani evet, bu çiftlik projesinden bahsetmiştim. Twitter konusuna da hiç girmeyeceğim. 1000. kişiye vermiştiniz ama dün. Girmeyeceğim dedim ya. Ha, yine Nahit girdi ya vallahi. Ne yapayım ya? Ben bir şey söyleyeyim mi? Bunun ruhu buralarda bir yerde dolaşıyor. Evet. İki canlı bu. Birisi ölmüş. Aa, bu niye, ne ya? Niye yutarıma girmiyoruz anlamadım ben. Şey, pardon, 1000. kişiye girmiyoruz, pardon. Yani ben şimdi şey yapmayacağım, o konuya hiç girmiyorum. Yani anladım, 1000 kişi bile eklememiştir. Yazıklar olsun deyip o konuyu kapatıyorum dedim sana Sinan. Pardon efendim. Ne oldu, şimdi proje devam ama. Şimdi tarımla ilgili düşündüğüm böyle yani bu ilginin düşüklüğünü görünce 370 dönümcük arsanın 100 dönümünde de arıcılık yapmaya karar verdim. Ne alaka? Yani tarıma 270 bir şekilde yapacağız orada bir şeyler yani. Geveze. Ha, orası böyle boş için kalıyor. Tabii canım yani. Ama evet, arıcılığa ilgi çok. Şimdi sağ olsun bizim Kaptan Doğan memleketinden böyle arıydı, kovandı, bu nevi ihtiyaçları böyle tedarik edecek. Ondan sonra en kısa zamanda da üretime başlayacağız. Ha, baya baya arıcılığa giriyorsun. Tabii ki canım. Dün bu konuyla ilgili de bir toplantı yaptık. Çok acil ivedi. Ondan sonra hatta böyle markayı da seçtik. Tanıtım broşürleri için reklam çalışmalarına da başladık. Hemen başlıyorsunuz marka yani. Marka mı ürettiniz? Tabii hemen biz öyle aklımıza geldi mi yaparız. Biz öyle insanız yani. Ne güzel ya. İnsan gibi insanız yani. Yatırımcıyız. Biliyorum. Öyle boş boş oturmayız yani. Sinan Bey, hey. Yani ben de nereye yatıracağımı biliyorum Koray Bey. Evet. Sözlük ya. Arı kovanı böyle dekorlara yapıldı. Ondan sonra ben arı toplayıcısı kıyafeti giydim. Arı toplayıcısı kıyafeti böyle astronot kıyafeti gibi bir şey o değil mi? Ay biraz benziyor, andırıyor. Elinizde böyle duman makinesi. Ya öyle şeyler andır. Üstümde böyle çiftlikte kullandığımız leopar desenli tayt tulum giydim. Ondan sonra kafamda böyle önümde delikler olan kese kağıdı geçirdiler. Allah Allah. Kese kağıdı mı takıyormuş arı toplayıcıları? Ay o an o vardı o, sana ne? Bal toplayıcısı, arı toplamıyorlar arkadaşlar. Evet, bal toplayıcı. Arı toplayıcısı da ya. Kovanların içinde eğilmiş bal topluyorum böyle. Bir ondan bal, sonra iki bal, üç bal. Bal topluyorum. Ondan sonra etiketlerin üzerinde bu fotoğraflar yer alacak. Yani size arkadan çıkıyorlar ama. Toplarken fotoğraflar. Evet, evet, evet. Marka yüzünüz olarak. Yüzünüz görünmeyecek, yazık olmuş biraz ama olsun. Olsun olsun, güzeldir yani. O kare çok güzel oldu. Marka böyle, marka olarak da kırsal hayatı çağrıştıran bir isim düşündük. Marka olarak. Evet, bal markası olarak. Kasabalı diye. Kasabalı. Evet, kasabalı. Çok güzel. Kasabalı sanki şans getirirmiş gibi de geliyor hep. O da olabilir. Kasa kasa. Evet, bal çok damlıyor. Güzel yani. Evet. Şimdi diğer reklam fotoğrafları için de sağ olsun Doğan, bizim Doğan modellik yapmayı kabul etti. Öyle yapmaz, her zaman kabul etmez. Biraz şeydir yani, kötüdür böyle. Kasabalı. Yani aynen öyle. Ona da arı kostümü hazırlattık. Arı kostümü. Aynen öyle. Benzedi mi arıya? Benzedi. Kafasının ucunda top topları bulunan iki tane anten. Ondan sonra üstünde turuncu, siyah, şeftali dedim ya. Tüylü tüylü mü şeftali? Tüylü tüylü. Şeritli tüylü böyle şey, kumaştan body. Altta siyah tayt ve siyah bale papuçları. Ondan sonra sırtında da böyle kanatlar. Taytının da ön tarafında arının iğnesi. Ondan sonra. Onlar normalde arkada olmuyor muydu? İğneyi çıkartmış ya? Yani. Ay oraya koyacak yer bulamamışlar onu. Herhalde öyle. Ay o kadar şirin oldu ki gülmekten çekimlere başlayamadık. Bir de vız 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 diye böyle etrafımızda dönüyor. Bir yandan da şarkısı var, onun şarkısını söylüyor. Vız vız arıcık iğnesi de kocaman. Bir soktu bu şişenin. Kaçın hemen oradan. O
kadar o kadar eğleniyoruz ki. Bu tutturmuş aynı şeyi söylüyor fıs. Anacık iyi dersinden kocam. Bir soktum bu şişeri. Kaçın hemen orada. Ay biz nasıl kaçıyoruz? Kaçalım mı kaçmayalım mı? Peki bakalım arkadaşlar, herkese günaydın. Kız muhabbetini eğer müsaitseniz başlatıyorum. Bugün yine hattımızda Ayşe var. Ayşe günaydın. Günaydın. Nesli günaydın, Banu günaydın. Günaydın. Gayet. Şimdi arkadaşlar bugün hakikaten önemli bir konudan bahsedeceğiz. Yani ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ne yazık ki çok tatsız da bir konu. Bir şekilde sizin başınıza gelse ne yapardınız açıkçası merak ediyorum. Patronunuz size asılırsa ne yaparsınız? Nesli, varsa ki ben şimdi sana asılıyorum. Bir erkek arkadaşım, ciddi bir ilişkin olduğunu. Çok ciddi mi? Yani böyle geliyorum, böyle şey taciz ediyorum seni öyle. Ya ben seni direkt uyarırım. Efendim? Direkt uyarırım. Yani ne sana ne söylerim? Yani ne dersin? Geveze bir ayağını denk al. Ayağını denk al. Böyle mi? Ya bu şekilde mi? Yok, bir şekilde belli ederim. Baktım anlamıyorsun. Onu bir şekilde hiç anlamazsan açık açık söylerim. Rahatsız oluyorum. Hani biraz daha dikkat eder misin hareketlerine diye. Ha, öyle bir alan yaratırım. Evet. Peki enteresan. Bam ne diyorsun? Valla ben eğer uyarıldığında karşı tarafın ay çok özür dilerim gerçekten ne kadar ayıp ettim gibi bir şeyle geri çekileceğini düşünmüyorum. O yüzden ben önce aptala yatarım, bak açık söylüyorum. Çünkü erkekler direkt bir üste çıkma hali var ya. Aha. Ya ben ne yaptım ki sana, bir şey yapmadım. Kardeşimsin diyiverir kalırsın. Kardeşimsin. Evet. Diyorlar bu kardeşimsini, duydun mu hiç? Ciddi merak ediyorum. Benzerini ediyorum. Yani kardeşimsin olmasa da benzerini. Aa lütfen biz arkadaşız gibi. Biz arkadaşız yani, ama yüzsüzlük var ya biraz. İki dakika evvel eli bacağındaydı yani. Hacım o kadar bariz bir asılmadan mı bahsediyorsun? O kadar barizse çatanönk. Tabii canım, o vururum yani o eli ben alırım. Böyle al canım. Al canım elini. Yo, ben anladım, o al canım elini demedi ama o da bir yaklaşım tabii. O eli alırımla başlayan. Peki böyle çok çaktırmadan yapıyorsa... İşte bunu yaparım. Aptala yatarsın. Aptala yatarım. O da artık anlar herhalde. Ya böyle gelip sana şey mi der, ne derler? İşte hayatıma bu kadar güzel gözler görmedim. Çok falan böyle bir şeyler diyorsa. Canım o iltifat ve gerçek. Teşekkür eder. Ayşe ne diyorsun? Varsa ki böyle bir şey yaşıyorsun. Şimdi bir şunu söyleyeyim ben hemen. Twitter adresimde dün fotoğrafımı paylaştım biliyorsun, merak edenler için özellikle. @AyşeGeveze'den. Hadi benimkini de söyle. Neslik nesli. Banu sen de Twitter'ını vermek istiyorsan rahat olabilirsin, sen mi söyle? Twitter'ını. Bayağı soyadlı falan, benimki çok zor, boş ver. Bekarsan burada biz koca da buluyoruz, sen mi söylüyorum? Her türlü hizmetimiz var. Gerçi henüz daha Ayşe'yi ve Nesli'yi bulamadık. Evet. Ya onun için değil, ben sadece beni çok merak ediyorlar ya hani senin dinleyicilerin. Evet. O yüzden fotoğrafımı paylaştım. Yani yoksa koca bulmak için değil yani. Ya ne alakası var ya? Bulmadıktan sonra elimi sallasam 70'i yani. Peki ne diyorsun? Aynı senin başına gelse sen ne yapardın? Patronun bana asılırsa demek ki yeni patron benim. Anlamadım. Yani artık patron sensin oluyor o zaman. Evet. Tamamen onu kontrolün altına alabilir misin? Demek ki asılıyorsa, onu göze aldıysa demek ki yeni patron benim yani. Peki ne noktaya kadar onu aptal edebilirsin, onu merak ediyorum. Ne noktaya kadar olduğunu anlatamam. Bence söylemesin. Anlatılmaz ben. Yaşanır çünkü. Peki bakalım arkadaşlar, kızlar erkeklere karşıya hepiniz hoş geldiniz. Kızlar günaydın. Günaydın. Özel sebeplerle isimlerini vermiyorlar kızlar. Mikrofona biraz yakın konuşmanızı isteyeceğiz. Ne soracaksınız? Erkeklerle ilgili ne sorarsanız her şeyi cevap vermeye hazırız. Buyurun. Tamam. O zaman şunu soralım. Erkekler, daha doğrusu şöyle, neden erkekler kadınlardan daha fazla ne denir ona? Asılıyorlar. Zampara. Aynen. Evet. Öyle mi acaba? Öyle mi? Hayır. Kadınlar da mı zamparalık yapıyor? Yani son dönemde kadınların da geri kalır yanı yok bence artık yani. Tabii canım, maşallah. Bu arada siz de ulaşabilirsiniz bize 0212 368 62 20 kızlara cevap vermek için. Ya bu ama sanki böyle erkeklerle alakalı bir durum. Erkeklerin böyle
Naturasında var sanki. Doyumsuzlar onun için. Erkekler doyumsuzlar. Hep kadınla alakalı. Öyle mi? Bence. İkiniz kendi aranızda zaten şu anda çatışıyorsunuz. Biz ne yapsak? Ben susayım siz aranızda kendisi. Ama her türlü. Peki yani kadınlarla mı alakalı hakikaten? O erkek kim asılıyor, o kadını asılıyor. O kadın yüz vermezse nasıl asılacak ona yani? Aa, çok çılgın yöntemleri var onların. Kaşı gözü durmuyor konuşuyorsak evet durmuyor yani. Kimin, kadınların mı erkeklerin? Erkeklerin. Mi? Erkeklerin kaşı gözü durmuyor. Durmuyor. Kadınların duruyor mu? Kadınların da durmuyor da kadınlar kadınları daha çok kesiyor galiba. Neticede hep hedef kadın. Kadınlar kadınları mı daha çok bir şey kesiyor? Bence öyle, hiç, bence öyle. Hiçbir şey yapmayan kadınlar da var şimdi yani. Hani kalkıp hiçbir şey yapmadığı halde evrakların arasından telefon numarası çıkanları da biliyorum. Hadi ya. Çekmecesine kredi, ama bir dakika, istisnaları mı konuşacağız ben? Genelleme efendim? Yapıyordum. Ha, genelde... Peki genelde erkekler mi daha tacizkerane davranıyorlar yoksa kadınlar mı daha tacizkerane davranıyorlar? Bence erkekler. Ne enteresan kelimeler seçtim yalnız. Tacizkerane. Ama doğru ya bu arada kelime doğru bir kelime. Bakacağım ona ben ama emin olamadım. Farsça. Ben bugün sesimle erkekleri temsil ederek herhalde. Ya mesela soralım. Mesut'a soracağım bak. Mesut'a soracağım. Mesut günaydın. Günaydın Gece. Mesut ne diyorsun? Gerçekten de erkekler mi daha tacizci? Yoksa... Valla bu derede dediğin tek bir şey var. Zaman kötü, kolla kolu yani. Başka hiçbir şey değil. O kadar diyorsun. O derece. Bu o erkekler için mi, kadınlar için mi? Bence erkeklerin kendisini kollaması lazım. Eskiden kadınlar kolluyordu. Şimdi erkekler kolluyor. Peki yani kadınlar tarafından mesela hiç taciz edildin mi? Doğru söyle. Yani kadınlar tarafından 3 kadının arasına girdim, hatırlıyorum yani. Anlamadım. Efendim? Zaten anlatma. Ne olmuş, anlamadık ya. Anladım. Ama yapacak bir şey yok. Zaman kötü, zaman. Zaman kötü. Lafla tacizden bahsediyor. Burak günaydın. Günaydın. Burak ne diyorsun? Kim daha tacizci? Kadınlar mı, erkekler mi? Dün akşam gece kulübünde eğleniyordum Taksim civarında. İki erkek arkadaşımla beraber girdim kulübe. Evet. Yanımızda çıkarken 4 tane kızla beraber çıktık. İkisini ben aldım. Diğer bir... İkisini ben aldım. Evet. Ama şöyle gerçekten bir şey söyleyeyim. Yani, ben kızlara... Gerçekten de yok, ama, yok ama şunu söyleyeceğim. Gerçekten de yani sonuçta onları gerçekten insan olarak görüyorsun değil mi? Tabii canım, insan olarak. İnsan onlar yani. Onları bir meta olarak asla düşünmüyorsun. Onlar bir insan. Annesi var, babası var değil mi? Ama bana içki ısmarladılar. Gelince ne yapalım? Ne diyorsun sen? seni zorda bırakmışlar canım. Ben... Hadi. Virgin Radio. Virgin Radio. Ve veda zamanı. Hani bazen bazı hikayeler vardır ya. Bu hikaye sana diyesi gelir insanın. Bu hikaye bize. Bize derken... Hepimize. Buna ben de dahilim. Genç bir çift yeni mahalledeki yepyeni evlerine taşınmışlar. Sabah kahvaltı yaparken komşu da çamaşırlarını asıyormuş. Kadın kocasına bak demiş, çamaşırları yeterince temiz değil. Çamaşır yıkamayı bilmiyor bu kadın ya. Belki de doğru sabunu kullanmıyor, kim bilir. Kocası ona bakmış, hiçbir şey söylememiş, kahvaltısına devam etmiş. Kadın komşusunun çamaşır astığını gördüğü her sabah aynı yorumu yapmaya devam etmiş. Bir ay kadar sonra sabah komşusunun çamaşırlarının tertemiz olduğunu gören kadın çok şaşırmış. Bak demiş kocasına, çamaşır yıkamayı öğrendi en sonunda. Merak ediyorum acaba kim öğretti? Kocası, ben bu sabah biraz erken kalkıp pencereyi sildim dedi. Hayat da böyle değil mi? Hı? Başkalarını izlerken gördüklerimiz, baktığımız pencerenin ne kadar temiz olduğuna bağlı. Birini eleştirmeden ve hemen yargılamaya davranmadan önce zihin durumumuza bakmak lazım. İyi olanı görmeye hazır olup olmadığımızı fark etmek güzel bir fikir olabilir. Çok önemli bir söz vardır. Şöyle der: güzel gören güzel düşünür. Güzel düşünen hayattan lezzet alır. Benden bugünlük bu kadar. Sizi çok seviyorum. Hoşça kalın. Virgin Radio.